Tarihin en korkulu imparatorlarından olan Cengiz Han, tahminen 1162 yılında Timuçin adıyla doğdu. Rivayete göre doğduğunda elinde bir kan pıhtısı tutuyordu. Dönemin şaman toplumları için bu, onun gelecekte büyük bir lider olacağına işaretti. Dönemin yazılı kayıtları epey eksik olduğu için Timuçin'in tam olarak nasıl bir ortamda büyüdüğü net değil. Ama bildiğimiz bir şey var. O dönemde Moğollar bölük pörçük kabileler halinde yaşıyorlardı. Kimi zaman gelin alıp verme yoluyla geçici bağlar kursalar da hiç kimse onları tek bir yönetim altında toplayamamıştı. Timuçin'in babası Yesüey Batur bu yönde ilk adımları atan Kabul Kağan'ın soyundan geliyordu ve kendisi de Moğolları birleştirme yolunda adımlar atmıştı. Ama Timuçin daha 9 yaşındayken Tatarlar babasını zehirleyerek öldürdüler. Lider olan babasının ölümü üzerine kabilenin önde gelenleri onu ve ailesini terk etti. Bu bir Moğol geleneğiydi. Sadece güçlü liderin peşinden gidilirdi. Böylece Timuçin, Orta Asya steplerinin zorlu şartlarında ailesiyle tek başına hayatta kalma mücadelesi vermeye başladı. Açlık ve sefalet çekti. Çok kez ölümle burun buruna geldi. Çocukluğuyla ilgili en önemli anılarından biri üvey kardeşiyle yaşadığı bir kavgaydı. Üvey kardeşleri Bekter ve Belgütay avladıkları kuş ve balıkları onlardan çalıyorlardı ve paylaşmıyorlardı. Timuçin bunu büyüklerine şikayet etti ama kardeşleriyle iyi geçinmesi tembihlenip geri gönderildi. Nihayet bir gün gözü dönen Timuçin öz kardeşi Kasar ile birlikte Bekter'i bir tepede atları seyrederken yakaladı ve iki kardeş üvey kardeşlerini oklayarak öldürdüler. Bu zorlu şartlar altında pişen Timuçin nihayetinde bütün Moğol kabilelerini bir arada toplayacak, insanlık tarihinin İngiltere İmparatorluğundan sonra gördüğü en büyük imparatorluğu inşa edecek, yeryüzünün en korkulu fatihlerinden biri olacak Cengiz Han'ı doğurdu. Cengiz Han Timuçin'in adı değildi. Evrensel imparator veya güçlü, savaşçı imparator anlamına gelen ünvanıydı. Gerçekten de Cengiz Han, Roma İmparatorluğu'nun 400 yılda ele geçirdiği kadar toprağı sadece 25 yılda fethedecek, tarihin toprakları kesintisiz olarak birbirine bağlı olan en büyük imparatorluğunu inşa edecekti. Cengiz Han ve Moğol İmparatorluğu ile ilgili anlatacak tabii ki çok hikaye var. Yeri geldikçe bunlara gireriz. Ama ben bugün Moğol İmparatorluğu'nun hükmettiği coğrafi bölgenin doruğunu değil de, nasıl diyeyim, Cengiz Han'ın soyunun ulaştığı cinsel doruğu ele almak istiyorum. Çünkü 2003 yılında yapılan bir keşif son 20 yılın en ilginç iddialarından birini gündeme getirdi. Şu anda özellikle de Orta Asya kökenli olan her 200 erkekten biri Cengiz Han'ın doğrudan torunu olabilir. Kim bilir, belki siz bile Cengiz Han'ın soyundan geliyor olabilirsiniz. Ama bu nasıl olur? Gelin bir bakalım. Evrim Ağacı'nın bütün çalışmaları bize bütçelerine zarar vermeyecek düzeyde maddi destekte bulunmayı seçen Kadircan Öksüzoğlu, Neşe Çevirim, Doğancan Özsel ve Volkan Aktepe gibi gönüllüler sayesinde mümkün oluyor. Eğer siz de tamamen ücretsiz olarak sunduğumuz içeriklerimizden yeni bir şeyler öğrendiyseniz Patreon, Kriosus veya YouTube üzerinden bize destek olabilirsiniz. Bir grup araştırmacı, Orta Asya'dan rastgele seçtikleri 2123 erkeğin Y kromozomları üzerine bir araştırma yapıyorlardı. Yani bu noktada konunun Cengiz Han'la falan ilgisi yoktu. Ama çok tuhaf bir şey fark ettiler. Bu erkeklerin %8'i veya dünyadaki tüm erkeklerin %0.5 kadarı spesifik bir haplotipe sahipti. Haplotip, bilimde farklı bağlamlarda farklı anlamlarda kullanılabiliyor. Ama genel olarak bir arada kalıtılmaya meyilli olan bir grup gene haplotip diyoruz. Atıyorum 20-30 gen varyantı sık sık bir arada kalıtılıyorsa bunlara bir haplotip diyoruz. Bu bir arada kalıtılan gen grupları da bazen bir araya gelerek daha büyük gruplar oluşturabiliyorlar. Bu grupların toplamına da haplogrup diyoruz. Her neyse, sonuç olarak araştırmacılar Orta Asya'ya yayılmış yaklaşık 16 milyon erkeğe karşılık gelen bir örneklemin C3 Star Yıldız Kümesi adı verilen bir haplogruba üye olduğunu gördüler. Ve Batwing diye bir yazılım kullanarak bu haplogrubun ortak atasının 1000 yıl önce yaşamış olduğunu buldular. Şimdi bunda ne var? Herkesin ataları ortak değil mi diyeceksiniz ki haklısınız öyle tabii ama şu anda rastgele 16 milyon insanı alacak
bakacak olsanız, bunları aynı coğrafyadan bile alsanız, bu popülasyonun Y kromozomu Adem'inin binlerce, belki on binlerce yıl önce yaşadığını görürdünüz. Popülasyonunuz ne kadar büyükse, çeşitlilik de o kadar yüksek olacağı için ortak ata da o kadar eskide çıkardı. Halbuki bu araştırmada keşfedilen o bin yıl önce yaşamış ata, ortalama insan neslini 25 yıl alacak olsanız sadece 40 nesil öncesi demek. Bu Orta Asya'nın coğrafi büyüklüğü düşünülecek olursa absürt hızda bir gen yayılımına karşılık geliyor. İşte buradan yola çıkan araştırmacılar, bin yıl önce yaşamış ve Orta Asya'da bu kadar geniş bir alana genlerini yaymış birinin baskın bir yönetici olması gerektiği varsayımıyla en iyi adayın Cengiz Han olduğu sonucuna vardılar. Ve işte çoğu erkek Cengiz Han'ın torunu şeklindeki fikir de buradan geliyor. Tabii şunu diyeyim, burada sık yapılan bir hata, Cengiz Han'ın tek başına yüzlerce veya binlerce çocuğun babası olması gerektiği fikri. Evet, az sonra göreceğimiz gibi Cengiz Han'ın soyu üremeye epey düşkündü. Ama bugün Cengiz Han'ın milyonlarca torunu olması için illa genlerini yayanın sadece Cengiz Han olması gerekmiyor. Onun direkt oğlu veya torunu olan herkes bu spesifik Y kromozomu kalıtımına katkı sağlamış olabilir. Çünkü unutmayın, Y kromozomu sadece babadan oğula geçen bir kromozom. Ama öyle veya böyle, araştırmanın bulgularına göre bu soydan gelen erkekler dönemin diğer erkeklerine nazaran çok daha fazla yavru ürettiler. İşte bu sadece bir ailenin sıra dışı bir üreme başarısına erişmiş olması demek ve evrimsel olarak açıklanması gereken bir durum bu. Araştırmacılar ilk olarak bunun doğal seçilim gibi bir mekanizmayla sağlanıp sağlanamayacağını incelediler. Ama durum pek öyle gözükmüyor. Çünkü dediğim gibi sözünü ettiğimiz yayılım Y kromozomu ile ilgili. Y kromozomu üzerinde sadece 50-60 tane gen bulunan küçücük bir kromozom. Üzerindeki genlerin önemli bir bölümü de erkeklerin eşeysel karakterleriyle ilgili. Öyle hayatta kalmayla pek bir ilgisi yok. Yani Y kromozomunun doğal seçilimle bu kadar kısa sürede, bu kadar büyük bir seçilim baskısı altında kalması pek olası gözükmüyor. Söz konusu genlerle bu torunların fiziksel özellikleri arasında da doğrudan bir ilişki olmadığı için cinsel seçilimle ilgili de olamayacağı düşünülüyor. Peki şans eseri böyle bir gen dağılımı oluşmuş olabilir mi? Yani belki de tamamen tesadüfen bu gen kümesi bu kadar yayılmıştır. Elbette olabilir. Doğada çok daha çılgın tesadüflerin gerçekleştiğini biliyoruz. Ancak araştırmacıların yaptığı hesaplamalar böyle bir olayın rastgele gerçekleşme ihtimalinin 10 üzeri 237'de 1 olduğunu gösteriyor. Hatta en gevşek varsayımlarla bile bu ihtimal en fazla 10 milyarda 1 düzeyine çekilebiliyor. Bu imkansız demek değil. Yeterince çok insan ve gen olduğu sürece bu tür absürt tesadüfler de ara sıra yaşanabilir. Ama bundan daha iyisini yapabiliriz. Araştırmacılar burada grup seçilimi isimli çok tartışmalı bir evrim mekanizmasını ileri sürüyorlar. Bu sahadaki tartışmalara şimdi bu videoda girsem iki kat uzun bir video çıkarmam gerekir. Çünkü tam bilimsel magazin kavgası dönüyor orada. Ama bir gün gireriz bunlara da, bilimdeki kulisleri ve dedikoduları kaçırmak istemezseniz bildirimleri şimdi açmayı unutmayın. Şaka bir yana, grup seçilimi dediğim şeyi anlayabilmek için öncelikle Moğol İmparatorluğu'nun hanedanlık kültürünü biraz daha iyi anlamamız lazım. Bakın, Cengiz Han Moğol İmparatorluğu'nda öyle sıradan bir figür olarak görülmüyordu. Tanrısal bir statüye erişmişti. Mesela 13. yüzyıldan kalma bir metin olan Moğolların gizli tarihinde Tanrı Zari'nin Korçi isimli birine bir ineğin möğlediği bir görüntü gösterdiği anlatılıyor. Bu anlatıya göre bu inek yerler ve gök Timuçin'i yapmaya karar verdiler diyerek möğlüyordu. Aynı metne göre Cengiz Han'ın 23 nesil önceki ataları dişi bir geyik ve erkek bir kurttu ve Timuçin bu hayvanların soyundan geliyordu. Doğal olarak Cengiz Han ve akrabalarının bu kudretli gördükleri soyu yaymak adına özel bir çaba sarf ettiklerini de biliyoruz. Mesela Marco Polo Moğol İmparatorluğunu ziyaret ettiğinde Cengiz Han'ın torunu Kubilay Han'ın toplamda 10.000 kadından oluşan bir haremi olduğunu görmüştü. Anlattığına göre Kubilay'ın cariyeleri 6'şarlı gruplar halinde 3'er gün boyunca Kubilay'la seks yapıyorlar ve ona hizmet ediyorlardı. Her 3 günde bir bu kadınlar değiştiriliyordu. Bakın artık bu öyle gönül eğlendirmelik bir iş olarak görülemez. Moğollar genetik bir hanedanlık kurmaya çalışıyorlardı. Ve bu dönemin sosyopolitiğine de yansıdı. Günümüzde böyle şeyleri ancak makam için adam kayırmada falan görüyoruz ama bundan atıyorum 600 yıl önce Orta Asya'nın
cephelerinde her gün yaşamla ölüm arasında gidip geliyor olsaydınız, kimi tanıdığınız, kime söz geçirdiğiniz, sizi takip edenlerin sayısı gibi şeyler gerçekten de hayatta kalıp kalamayacağınızı belirliyor olurdu. Mesela kendileri de Moğol olan Zungar Kağanlığı, sırf Cengiz'in soyundan gelmeyenlerce yönetildikleri için Cengiz soyundan gelen diğer Moğol komşuları tarafından korunmadılar ve Qing İmparatorluğu tarafından yok edildiler. Anlayacağınız Cengiz Han'ın soyundan gelmek yaşam ve ölüm arasındaki çizgiyi belirliyordu ve bu soydan gelmek bu yüzden bir gurur meselesiydi. Bunun bir benzerini Orta Doğu topraklarında Muhammed Peygamber'in soyundan geldiğini iddia eden Seyyidler'de görüyoruz. İşte bu da onun gibi bir şeydi. İşte 2003'teki makalenin yazarları bu Y kromozomu haplotipinin bu kadar yayılmasının nedeninin sosyal seçilim veya grup seçilimi olduğunu düşünüyorlar. Grup seçilimini aynı futbol takımını tutanların birbirini koruyup kollaması ve diğer takımı tutanlara saldırması gibi düşünebilirsiniz. Halbuki o koruyup kolladıkları kişiler gerçekte biyolojik veya evrimsel olarak başarısız bireyler olabilirler. Kendi akrabaları olmayabilirler veya saldırdıkları kişiler aslında hayatta kalma mücadelesinde kendilerine takımdaşlarından çok daha fazla fayda sağlayabilecek kişiler olabilirler. Tabii bu dediğim sosyolojik olarak incelenebilir bir konu elbette ama grup seçilimini savunanlar genlere bağlı olmayan bu grupların birbirini kayırmasının biyolojik evrime de yön verebileceğini savunuyorlar. Yani dönemin toplumları bir futbol takımı etrafında değil de Cengiz Han'ın soyundan gelme kimliği etrafında birleşiyorlardı. Ve futbolda olanın aksine bu soydan gelmek gerçekten de hayat memat meselesiydi. İlk etapta bu size daha önceden anlattığım akraba seçilimine benzer gelebilir. Ama dikkat edin, korunup kollananlar sadece genetik akrabalık temeline dayanmıyor. Mesela o dönemde sahte Cengizitler vardı. Tıpkı günümüzde sahte Seyyidler olması gibi. Bu grubun bir üyesi olmak veya üyesiymiş gibi davranmak hayatta kalma şansınızı arttırıyordu. Yani evrim tekil bireyleri değil, grubu bir bütün olarak kayırıyordu. Ve bu da günümüzde her 200 erkekten birinin Cengiz Han'la ilişkilendirilen bu genlere sahip olmasıyla sonuçlandı. Evrim de popülasyon içindeki gen dağılımlarının nesiller içinde değişmesi olduğu için Cengiz Han'ın soyu etrafında yaratılan grup kimliği evrime yön vermiş oldu. Ne var ki internetteki birçok kaynak sanki bu açıklama tarihçiler ve genetikçiler arasında genel geçer kabul görmüş ve konu kapanmış gibi işi buraya kadar getirip bırakıyorlar. Halbuki 2003'ten beri bu konuda başka çalışmalar da yapıldı ve işler birazcık değişti. Sağda solda bu konuyu duyuyorsunuzdur diye işin aslını öğrenmenizde fayda var. Her şeyden önce şunun vurgulanması lazım. Bu haplotip Cengiz Han'la başlamadı. Sadece araştırmaya dahil edilen grubun %8'inde bulunan haplotip Cengiz Han'ın da yaşadığı 1000 yıl öncesine gidiyor. Ki aslında bu kısım da şaibeli. Çünkü farklı tarihlendirme yöntemleriyle haplogrup atasını farklı dönemlere tarihlendirmek mümkün olabiliyor. Mesela bir diğer çalışmada bir başka yöntemle aynı gen grubunun atasının 1000 yıl değil 2000 yıl önce yaşamış olabileceği gösterildi. Ama bu araştırmadaki 2300 erkeğin atasının 1000 yıl önceye gittiğini varsaysak bile C3 star veya daha sonradan yapılan bir çalışmanın düzelttiği gibi aslen C2 star olarak isimlendirilen bu haplotipin kökenlerini milattan önce 5. yüzyılda Doğu Moğolistan ile Mançurya arasında yaşayan Dongu insanlarına kadar takip edebiliyoruz. Ama öyle olsa bile Cengiz Han ve torunları hali hazırda kendilerinde var olan bu haplotipi müthiş bir şekilde yaymış olabilirler. Ama bu da şaibeli. Çünkü orijinal çalışmanın en önemli dayanaklarından biri Afganistan'ın %9'unu oluşturan etnik bir grup olan Hazaraların da bu haplotipe sahip olması. Halbuki Hazaraların komşusu olan hiçbir popülasyonda bu haplotip görülmüyor. Eğer bu yayılma Cengiz Han ile ilişkili ise Cengiz Han'ın Afganistan'da bulunduğu ama civarında zaman geçirmediği bir dönem tespit edebilmeliyiz. İşte araştırmacılar bunun Cengiz Han'a işaret eden güçlü bir kanıt olduğunu söylüyor. Çünkü Cengiz Han gerçekten de kısa bir süreliğine Afganistan'da bulunmuştu ve bu sırada burada da birçok kadınla birlikte olduğu söyleniyor. Hatta günümüzde Hazaralar da kendilerinin Cengiz Han'ın torunları olduğunu iddia ediyorlar. Ama sonraki çalışmalar Cengiz Han ve adamlarının burada anlamlı miktarda karışamayacak kadar kısa kaldığını, hatta Moğol garnizonlarının Cengiz Han'ın ölümünden 10 sene kadar sonra Ögeday Han ve askerleri tarafından Afganistan'da kurulduğunu gösteriyor. Gerçi hala bazıları
Moğolların işgal ettikleri her yerde bir günde yüzlerce ve belki binlerce kadına tecavüz ettiğini söylüyor. Ama yine de burada bir soru işareti var diyebilirim. Daha büyük sıkıntılar da var. 2012'deki bir çalışmada Cengiz Han'ın değil ama 15. yüzyılda yaşamış torunlarından olan Dayan Han'ın soyundan gelen ve günümüzde halen yaşayan bazı insanlar üzerinde bir çalışma yapıldı. Bunların genlerinde C2 star gen kümesine rastlanmadı. 2019'daki bir diğer çalışmada zengin bir Çin ailesi olan Lu ailesinin yüzlerce yıla yayılan resmi soy ağaç kayıtları incelendi ve gerçekten de Cengiz Han'ın oğullarından Kölge'nin torunları oldukları görüldü. Dolayısıyla bunlarda C2 star kümesini görmeyi beklerdik. Ama genleri incelendiğinde bu Cengiz Han haplotipine onlarda rastlanmadı. Ve son olarak 2018'deki bir diğer çalışmada Cengiz Han'ın soyundan gelmediği bilinen kişilerde de C2 star haplo grubuna rastlandı. Görebileceğiniz gibi tüm bunlar 2003 makalesinin iddiası için büyük problemler. Anlayacağınız Cengiz Han'ın genlerini her 200 erkekten birine saçmayı başardığı konusu fazlasıyla şaibeli ve çok büyük ihtimalle de tamamen hatalı. Tabii tüm bu tartışmaları nihayete erdirecek bir kanıt Cengiz Han'ın mezarını bulmak olurdu. Çünkü elimizde Cengiz'in genomu bulunmuyor. İşte bu nedenle torunlardan ataya ulaşmaya çalışıyoruz. Fakat atayı bilsek ondan torunlara ulaşmak çok daha isabetli ve çok daha kolay. Tabii bu mezarı hiçbir zaman bulamayabiliriz. Çünkü Cengiz Han ve yakın akrabaları gömüldükleri yerlerin bilinmemesini vasiyet etmişlerdi. Hatta sır dışarı çıkmasın diye Cengiz Han'ın defin alanına giden askerleri gören herkesin öldürüldüğü, sonrasında da defin alanı etrafındaki arazilerde 1000 atın sürülerek tüm izlerin yok edildiği bile anlatılır. O nedenle mezar yerini bilmiyoruz ve bugüne kadar onca arkeolojik kazı yapılmasına rağmen bir türlü bulunamadı. Evet, doğru tahmin ettiniz. Bu videomu da önceki videolarımla benzer bir çağrıyla bitireceğim. Cengiz Han gibi önemli bir tarihi karakterin mezarını bulmak sizi bir arkeoloji ve bilim süperstarı haline getirirdi. Ve bunu yapan siz olabilirsiniz. E ne duruyorsunuz? Bakın bakalım hepimiz Cengiz Han'ın torunları mıyız? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.